Ya önce Can Can, sonra Canan, böylece ortaya hemen yerlerimizi değiştirmiş. Çünkü önce Can, sonra Canan. Öyle görünmez. Sinan hocam, güzel hocam. Geçtiğimiz hafta bunun muhabbetine başladık aslında arada. Ama hani iki tane başlık söyleyince biri birini dövdü. Hani onun üzerinden gittik mevzuya. Hatırlıyorum ya. Biraz hatırlatalım. Altta da yorumlar da gelmiş, güzel reaksiyonlar da gelmiş kitap okumayla alakalı temel başlıkla ilgili. Bu kitap okumanın kendisi yeni teknolojinin de etkilerinden kaynaklı. Yani devamlı internetten bir şey okumanın ya da bir şey dinleyebiliyor olmanın ya da belgeseller aracılığıyla bilgiye ulaşıyor olmanın, videolar aracılığıyla bilgiye ulaşıyor olmanın getirilerinden de kaynaklı. Bir yeniden yani bu 1980'lerdeki oluşmuş dilin kendisi, kitap okumak çok önemli, bunlar böyle yapılmalı ya da işte kitap okumayan adamdan adam olmaz falan gibi sabit şablon kalıplarıyla değil de bir yeniden modernize edilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden başlığı da bilerek böyle atalım dedim. Yani 25 yaşından sonra kitap okuma alışkanlığını tekrar düzenleme. Yani çünkü çocukların çok önemli bir kısmının, yani çok nitelikli eğitim seviyesindeki bir küçük grup haricinde bu alışkanlıkla gelmediğini kabullenerek yürümemiz gerekiyor. Yani hani buraya yani bunu reddettiğimizde yani çok büyük bir grup dışarıda kalıyor. Yani bu hikayenin, bu sohbetin dışında kalıyor. O yüzden bunu böyle bir evirip çevirelim. Değişik açılarıyla, teknikleriyle, mantığıyla, bizim kültürel alışkanlıklarımızda nasıl yer aldığının örnekleriyle, bu içerikleri nasıl elden geçtiğiyle alakalı bir bakış açıları oluşturalım istiyorum. Kitap okuma alışkanlığıyla alakalı. Çünkü yani aslında ben kendi kafamda şöyle özetliyorum. Burada Seda ile Güliz'in de kurgu dışı edebiyatla alakalı, kurgu dışı yazılarla alakalı çalışıyor olmasının bir getirisi. Fark ettiğim bir şey var. Aslında biz içerikle üç ayrı ölçekte karşılaşıyoruz. Bir, kısa metinler olarak karşılaşıyoruz. Kısa metinler çoğunlukla bir paragrafı geçmeyen metinler. Ve o bir Twitter. paragraf, evet yani işte 140 karakter ya da 280 karakter arasında öğrendiğimiz bir farkındalık bildirimi veren, çoğunlukla bize bir şeyi haberdar eden ya da bir özlü söz söyleyen falan bir kanaat, başından sonuna komik, şakalı, trajik ya da dramatik bir kanaat barındıran gazete manşeti dediğimiz bölüm ve biz bir şey okuyoruz dediğimizin çok büyük bir bölümünde aslında bunları okuyarak geçiyoruz. Twitter'da, Instagram'da, işte gazete okurken ya da işte başka yerlerde metin okuduğumuzda biz çoğunlukla bir paragrafı bile bulmuyor. Hatta bazen birkaç kelimeyle sınırlı. İşte hayvan sevmeyene de ben artık ne diyeyim? Üç nokta. Bununla biz bir kanaat edindiğimizi ya da bir bilgiye ulaştığımızı düşünüyoruz şeyde. Bu birinci aşaması. İkinci aşaması, hadi bunu bir adım ileri götürdüğümüzde bir makaleyle yani 500 kelime ile 1500 kelime arasına sıkışmış. Hani bir konu hakkında işte neden sonuç ilişkileri ya da bazı temel bilgileri barındıran bir metin grubu var. İşte bu bize bazı olay merak ediyorsak, ilgiliysek, teferruatlarını arıyorsak falan biçimlendiriliyor. Fakat bu metin grubunda bizim karşılaştıklarımızın, dijital ortamda tükettiklerimizin çok önemli bir kısmı da çoğunlukla SEO yani arama motoru optimizasyonu çalışmalarından kaynaklı aynı metnin tekrarları, işte bazı anahtar kelimelerin çapraz yerleştirilmeleri falan gibi bir çabayla oluşturulmuş bir metin çıkıyor karşımıza. Ve oradan da kanaat edinmek, içerik üretmek ya da üretilmiş olan içeriği mantıklı bir şekilde anlamak çok iyi olmuyor. Yani BBC gibi kanallar bu konuya profesyonel olarak çalışıyorlar ama hani onun dışındaki yerlerde çoğunlukla düşük vasıflı metin diye kabul edebileceğimiz bir şey oluyor. Bir de üçüncü hali var, uzun metin. Yani 25 bin kelimeden, 30 bin kelimeden, yani 17-18 bin kelime ve üzerindeki kelimeden oluşan metinler kalıbı. Bunlarda da kitap diyoruz ya da kitap içeriği diyoruz. Bunu nesne olarak, kitap olarak okumasak da dinleyebiliyoruz ya da internet üzerinden, tablet üzerinden okuyabiliyoruz falan. Yani kitap nesnesi olmak zorunda değil ama hani ondan içerik olarak yapıyoruz. Bu metinlerde yapı olarak ikiye ayrılıyor. Bir tanesi edebi, kurgu diye kabul ettiğimiz. Bize daha çok yazarının kendi kültürel dünyasına davet eden, yazarının kendi zihin haritasına davet eden metinler. İşte Ben Robot gibi bir hikaye bize işte gelecekle alakalı simüle edilmiş bir zihinsel yeni varsayım sunuyor. O zihin haritasına davet ediliyorsun, o kültüre davet ediliyorsun. Oradaki bir durum. Ya da kurgu dışı dediğimiz kurgulanmamış, üzerine düşünülmüş belli bir tecrübe, bilgi, işte belli bilgilerin korelasyonu, bazı bilgilerin derlenmesi gibi başlıklarda oluşan metinler. Şimdi bunların üçünün insanlardaki karşılığı
bambaşka ya da pozisyonları bambaşka. Ve biz çoğunlukla üçüncüsüne hiç gitmiyoruz. İkincisini okuduğumuzu varsayıyoruz ama çok vasat metin okuyoruz. Çoğunlukla birincisinin seviyesinde gidiyoruz. Kafamızda devamlı yanıp sönen spotlar var. Hayvan haklarını unutmayalım, kadın hakları ile ilgili bilmem ne, İstanbul'da şu şöyle olmuş, belediyelerde bu böyle olmuş olan dediğimiz bir hikayeyle beraber gidiyor. Senin tekniğini kullanayım. Peki şimdi ne yapacağız hocam? Söyler misin konuyla? Ne bileyim ben kardeşim, ben mi yaptım falan diye için çıkan sebebi. Abi bir kere eskiden de kitap alışkanlığı olanların sayısı olmayanlara göre çok azdı, ben hatırlıyorum. Mesela benim babam üniversite mezunu bir adam olarak çok okuyan tayfadandı. O kadar da çok okumazdı yani. Ama çok okuyan diyebilirdi. Evde çok kitap vardı bu arada. Ama benim babam böyle metodik olarak oturup kitap okuduğu durumlar nadirdir. Bazı böyle dini kitaplar falan dışında çok uzun uzadıya böyle evde kitapları okuduğunu ben bilmem. Gençliğinde okuduysa bile sonradan o alışkanlık olarak oturmamış gibi gözüküyor. Mesela ben deli kabul edilirdim arkadaşlarım arasında. Çünkü 7-24 hep anlatırım ya, sokakta sopa yemektense evde ansiklopedi okumayı tercih eden bir çocuk oldum. Mesela bu çok marjinal bir hikayeydi. Ama bugün elimde bir veri olmamasına rağmen internetin varlığı, hızlı bilgi tüketimi, yoğun bilgi trafiği falan gibi şeylerin o uzun metin dediğin o üçüncü kategorideki metinin okunma alışkanlığını daha da azalttığını zannediyorum. Ama elimde bir veri yok. Yani belki böyle de olmayabilir. Çünkü hala kitap kurdu çocuklar görüyorum arada bir de olsa. Deli gibi okuyan tipler var. Fakat her devirde, yani bence bu sorun biraz kadim de bir sorun. Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu sorunsalına dayanıyor birlikte. Yani şuna ikna olamıyor biliyor bazen insanlar. Mesela hakikaten gün içerisinde o kadar çok şey okuyoruz ki abi. O kadar çok şey. Yani işte tweetler, reklamlar, o işte hatta dinlediklerimiz Instagram'da, Reels'ler, o bu. Yani veriler yağıyor. Bunları mesela bir kelimeye dökmeye kalksan, şöyle hepsini arka arkaya bir sayfaya copy paste yapsan, deşifre etsen. Ya herhalde her gün bir ne bileyim Monte Cristo kontu kadar bir şey alıyoruzdur yani zihnimize. Fakat bu uzun metin dediğimiz kategoriye giriştiğimizde, ya mesela bir roman okuduğumuzda hakikaten Monte Cristo kontunu mesela okumaya kalktığımızda neyin eksik olduğunu o zaman anlamaya başlıyoruz. Mesela uzunca bir romanı okumak için gereken sebat, sabır, merak, içine girme isteği, eşleniklik kurma, duygudaşlık kurma vesaire gibi meseleler bizden uzakta kalmış oluyor. Yani biz artık ona çok fazla kaptıramıyoruz. Mesela şu anda internette en popüler olan şeyler neler? Kitap özetleri. Yani çok fazla var. İşte 10 saniyede bilmem ne, 15 dakikada falanca kitabı okutturayım sana falan gibi. Yani o kitabın özünü almak, ana mesajından haberdar olmak, ortamlarda ondan bahsedebiliyor olmak bir şekilde bize iyi geliyor. Yani o bize yetiyor. O romanın, o zihnin ya da detaylı bir bilimsel kitabın içindeki satır arası detaylarla ilgilenmeyi çoğunlukla vakit kaybı bulabiliyoruz. Ama şimdi mesela birçok insan diyor ki Sinan Canan nasıl bu kadar konuşuyor mesela. Ya da falanca arkadaş İlber Ortaylı bunları nasıl hatırlıyor falan filan, bunu nereden biliyor. Şimdi mesela bilgiye, görgüye, belli bir şeylerin detaylı açıklamasına, bir insanın bir şeye oturup da böyle mantığını bize çatır çatır anlatıp sermesine bayılıyoruz ama bunun arka planında olan o yeteneğin nasıl geliştirilebileceğine dair böyle bazı zanlarımız var. Mesela kitaptan okuyunca anlatabileceğimizi düşünüyoruz. Öyle olmuyor. Mesela birine bir şey açıklayacaksan o açıkladığın miktarın kat be kat fazla bilgisine sahip olman lazım. Bir şey anlatacaksan onun en az 50 katı kadar biliyor olman lazım ki oradaki anlatıyı saf ve komprimli bir şekilde oluşturabilesin ve insanlara sunabilesin. Şimdi demin sen anlatırken aklıma birkaç tane metafor geldi. Mesela ben şu anda işte Sapanca'dayım, sana o yüzden uzaktan bağlıyorum. İFA Hareket Kampı'ndayız şu anda. Mesela sabah bir yürüyüşümüz vardı. Şimdi ben yürüyüş ne kadar sürecek acaba diye merak ettim sabah. Mahmut Talha Sağlıklı önderliğinde sabah bir Sapanca dağlarında yürüyüşe çıktık. Şimdi yürüyüşün yürüyüş sayılabilmesi için ne kadar uzun olması gerek sorusu düşmüştü sabah aklıma. Sonuçta otelden çıkıp o Orta Göbek'te bir tur atıp geri dönmek de bir yürüyüş. Adı yürüyüş çünkü. Ne bileyim şu bahçeyi otoparka gidip gelmek bir buçuk dakika, o da bir yürüyüş. Dağlara bayırlara 10 kilometre tırmanmak da bir yürüyüş. Bu yürüyüşün hangisine yürüyüş demem lazım?
Kalbimi hızlandıracak, biraz kalori yakacak, acık vücut kimyamı değiştirecek, gözümü açacak, beni uyandıracak, belki biraz yoracak. Akşam rahat uyumamı temin edecek, günlük egzersiz halkalarımın kapanmasına yardımcı olacak falan bir şeye ben ancak yürüyüş diyebiliyorum. Şimdi okuma biraz buna benziyor. Tweet okumak da bir okuma. İşte yolda tabelayı okumak da bir okuma. Ya bunların hepsi okuma. Ama senin kalbini hızlandıran, zihinsel durumunu değiştiren bir başka insanın ya da bir başka zihnin iç dünyasına girebilmeni sağlayan okuma biraz uzun metrajlı olması gereken, biraz adanma gerektiren, biraz konsantrasyon odaklanma gerektiren bir başka faaliyet gibi gözüküyor. Bunun dezavantajı ne? Yani bir insan niye okumalı ya? Kitap okumak lazım, tamam. Artık gerçekten bayat bir şey yani bunu böyle söylemek ama akıl yürütme, reasoning dediğimiz kabiliyet biraz önceki yürüyüşe çok benziyor. Mesela ben bunu içerim. Bu da bir akıl yürütme. Bardakta su var, ben bunu içerim. Çok kısa ama bir akıl yürütme netice itibariyle. Ama bu bardakta su var, bunu buraya kim koydu? Benden önce acaba biri içmiş midir? Baktım şu kanıtlara bakarak su daha önce içilmemiş gözüküyor. Ben bunu içerdim. Bu biraz daha uzun bir akıl yürütme. Ama dikkat et, bunların hepsi yaşamsal akıl yürütmeler. Bir de bir bardak sudan çıkarak abi bu su moleküllerini bir arada tutan kuvvetlere dair olan işte hedehödelerden yola çıkıp oradan kuantum fiziğinden edebiyata sıçramalar yapmak, Mehmet Akif Ersoy'u ziyaret edip Spinoza'ya çak yapmak falan da düşünme zinciri. Yani bunların hepsi akıl yürütmenin değişik safhaları ve uzun metinler üzerine, uzun düşünceler üzerine konsantre olma alıştırması yapmayan zihinlerde böyle bir yetenek hem gelişmiyor hem varsa bile köreliyor. Kendimden biliyorum. Eskiden bunu çok iyi yapardım. Şimdi zorlanıyorum. Mesela sevgili Pelin Dilara Çolak'ın bazı videolarını izlerken arada kopmalar yaşıyorum mesela. Başa dönüp sarıp bir daha oradan almam gerekiyor. Çünkü kızcağız orada taştan taşa atlarken bir şey anlatıyor. Ben taşların birinde boğulmuşum, farkında değilim yani. Bu da muhtemelen içerikleri fazla tüketmemle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Ya ben şeye benzettim bakış açını. Bu aslında çok güzel bir yaklaşım. Kitapla alakalı çok karşılaşıyorum çünkü. Biz dil bilim açısından da incelendiğinde biz çok göçebe zihninde bir topluluğuz ya. Bizde evet. O yüzden eyleme dayalı dil, eyleme dayalı yani eylem, davranış ve sonuca dayalı kültür çok gelişkin. Tabır da çok gelişkin. Ama soyut kavramlara dayalı olan üst yapılanma hiç gelişkin değil. Yani hiç biz öyle bakmıyoruz. Bizde her şey pratikliğe dayalı ve eyleme dayalı, davranışa dayalı. Oradaki kültürümüz de bu arada gerçekten zengin. Yani uluslararası şirketlerin içerisinde de Türklerin en çok pozisyonlandıkları yerlere bakıyorum. Kriz yönetiminde Türkler harika. Eyleme, davranışa, pratikliğe dayalı şeyler de harika. Kurum kültürü oluşturma, devamlılık, soyut kavramlar falan hiç Türkler orada yok yani. Hani genel olarak yapılandırırken de Batı tipi eğitim sürecinden geçmediyse. Şimdi bizde de kitaba bakılıyorken, kitabın içeriğine bakılıyorken fark ettiğim, algıladığım şey, ben bundan ne alacağım abi? Ben şimdi ne öğreneceğim? Şimdi biz ekmek istiyor sonucunda yani hani karşı taraftan yani sporla karşılaştırırsak eğer biz devamlı hani biz bu maçta yenebiliyor muyuz? Ödül var mı? Baklava var mı? Yani hani devamlı spor. Abi spor öyle bir şey değil ya. Spor zorlandığın zaman da çok hızlı hareket edebilmen için öncesinde yaptığın bir hazırlık. Kitap da aslında böyle bir şey. Yani kitap okuyor olma seni zihinsel anlamda bağlamlar kurma, yeni kültürel öğeler oluşturma, bu kültürel öğeleri akıllıca kullanabilen, yüksek bağlantılar zinciriyle kullanabilen yeni yol haritaları geliştirmeyle alakalı bir ön hazırlık veriyor. Sonra sen bunu alıyorsun. Bir sonraki aşamada şunu talep ediyorsun ya. Bak öteki adam kendini masada çıtır çıtır tarif ediyor. Ben bir kendimi düzgün tarif edemediğim için bir türlü işte ben istediğim kariyere gelemiyorum. İşte ben o kıza kendimi doğru düzgün ifade, ben aslında çok daha güzel ya. Duygular yaşıyorum. O kıza kendimi ifade edemediğim için bilmem ne oluyorum. Ya da işte çok sık rastladığımız hikayelerden bir tanesi. İşte biz hep duygusal olarak tutuyoruz. Çünkü onu bilgiye dönüştürmüyor zihnimiz. Duyguda tutuyor. Sonrasında köpürerek, bağırarak, kızarak, öfkelenerek dışarı çıkartıyoruz. Bu bize çok rastladığımız bir öykü tipi ya bir şeyi yaşarken. Şimdi bunların olmamasını, kendine doğru zamanda doğru şekilde ifade edebilmeyi, o problemlerle ilgili ana ben bunu niye düşünmemişim diyeceğin şeyleri önceden düşünme fırsatını kısa metinde ve orta ölçekli metinde bulma olasılığı yok. Bu yok. Sadece uzun metinde oluşuyor. Yani bir konu çevresinde tutarlılıkla oluşturulmuş bir evren yaratabilen,
bir metinde gerçekleşiyor ve de hem de burada, bu da çok tuhaf bir durum, bu kurgu dışında değil çoğunlukla. Bir de bizde mühendis bakış açısını getirdiği öyle bir şey var. Ben roman okumam, roman okumayı sevmem. Burada benim anladığım şey gibi, yani ben şöyle bir şey duyuyorum. Sigara içmek sağlığa zararlı değildir arkadaşım demek gibi geliyor bana roman okumam dediğinde. Yani o kadar absürt geliyor konuyla alakalı. Bir de buna iddia ediyor. Sigara içmek sağlığa zararlı değildir. Bak ben içiyorum, öldüm mü? Hayır falan gibi. Öyle bir fotoğrafmış gibi görünüyor. Komik geliyor şeyde. Uzun metnin kültürel anlamda, zihinsel anlamda, bağlantılar ve akıl oluşturma potansiyeli anlamında, kendimizi ifade etmede, ola geleni düzgün bir mantıkla anlamada, mesela yalan haber tuzaklarına düşmemede, medya okuryazarlığı geliştirmede, insanların gerçek duygusal taleplerini hissetmede, anlamada, onlarla doğru ve kalıcı bağlar kurmada birinci derecede yeri var. Hani kitap oku derken, kitap oku ve ekmek ye, kitap oku ve bu bilgiyi al falan, yani işte paketledim sana, hani bu bilgiyi al gibi bir karşılığı yok. O yüzden hani şu uzun metin hikayesi, yani bir konuya odaklanmış bir kişinin niteliklice bir konuyu çeşitli yeni nöronik bağlantılarla organize ettiği zihin haritasını bu kadar hızlı kopyalayacağımız başka bir yöntem de yok. Ya mesela yok. Filmde böyle olmuyor. Müzikte de böyle olmuyor. Bunlar başka duygulanım alanları bir şeyde. Kitap okumada böyle oluyor. Fakat bu arada bir başka metafor daha getirdin aklıma. Buyurun. Bizim mesela 5 seneyi aşkındır yaptığımız bir şey var işte, önce Can sonra Canan olduğu üzere böyle. Ya şimdi bir seninle karşılaştığımızda ne haber Mustafa? İyiyim abi, senden ne haber? Ben de iyiyim be abi, ne olsun dediğinde bir iletişim kurmuş oluyoruz. İkimizin sağlığının yerinde ve derdinin pek önemli bir durumda olmadığını fark ediyoruz ve yollarımıza gidebiliriz. Yani bu bir iletişim biçimi, bu bir iletişim kurma biçimi. Bir de oturup sabahlara kadar muhabbet etmek, balkonlarda değil mi, gecelere kadar oturmak, seninle yaptığımız gibi kesmeyip bunu YouTube programına taşımak, 5 yıl boyunca muhabbet etmek ve konuyu hala bitirememek. Şimdi bu da bir başka iletişim biçimi. Şimdi şunu düşünelim, insanlarla iletişime geçerken sadece ve sadece merhaba abi ne haber, iyidir abi senden ne haber düzeyinde kalmak makul ve mantıklı bir şeyse eğer, tweet, haber, reels'te hayatını geçirebilirsin. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama oturup da birisiyle hasbihal etmek bir ihtiyaçsa, zihninin de belli düşüncelerde, belli kurgularda, belli yapılarda derinleşme, belli raylardan kontrollü olarak çıkma ihtiyacı var. O raylardan, mesela bir raydan çıkma, hani treni taşlığa sürmek gibi, ama bir de makas değiştirme var. Yani başka bir makasa geçerken bir özen gerekiyor, bir plan gerekiyor. Belli bir süre zihni orada tutmak gerekiyor. Mesela benim üniversite gençliği dönemi bugünkü kadar çok kitap basılan bir dönem olmadığı için biz o zaman bazı kitaplar, hatta birçok kitabı birden fazla kez okuyabilirdik. Böyle bir lüksümüz vardı. Gerçekten bu bir lükstü. Vardı. Çünkü ben tabii Kaos kitabını 4 kere okuduğumu hatırlıyorum mesela. Tom Sawyer'ı 30 küsür kere. Ve bu kitapların her okunduğunda okuyan kişinin farklılaşmış olması nedeniyle öğreticiliğinin daha farklı hale geldiğini hem deneyimliyorduk hem de eze eze, mayalıya mayalıya o kitaptaki yazarın sana önerdiği şeyi daha iyi anlayabilir hale geliyorsun. Yani onun zihinsel dünyasıyla bayağı derinlemesine muhabbet ediyorsun. Hiç tanımadığın bir insanla oturup sohbet muhabbet etmenin en kestirme yolu onun uzun metinlerini okumak mesela. Eğer meraklıysan, yani oturup ne bileyim bir işte Dostoyevski okuduğun zaman aslında herifle muhabbet ediyorsun bayağı bayağı. Ve onun en derin gizli işaretlerine maruz kalıyorsun. Yani onun belki zihninin çok böyle mahrem şeylerini izliyorsun. Ama bu mesela Dostoyevski'nin ne bileyim X romanı şundan bahseder diye bir özetle elde edebileceğim bir şey değil yani. Ondan bahsediyor da bu şey gibi, bir arkadaşım aradı Mustafa, başka o kadar Mustafa. Yani bu değil mi konu? Adını bilince adamı bilmiş olmuyorsun ki. Derinine girmek. Abi kimin de Orhan Veli miydi? Çoğu insanın vakti yok artık durup ince şeyleri anlamaya diyen. Hangi şairdi bilmiyorum. Yani o kadar bir sözü biliyorum, evet. Asar verici bir şey ki ince şeyleri anlamaya vakit ayıramamak. Yani bugün sabah yürüyüş yaparken bile yani höldür küldür parkuru tamamlamak var. Oradaki bir içi boşalmış ceviz ağacının başına oturup da yarım saat kilitlenmek var. İkisi çok farklı şeyler. Aynı güzergah üzerinde o ceviz ağacı ama önünden de geçebilirsin.
durup dalabilirsin. Ne kadar dalarsan o kadar da ince mercan çıkarırsın. Sistem biraz öyle. Dostum, buradaki şimdi anlatacağım bilgilerin büyük bir bölümünü senden topladım aslında. Senden devşirdiğim bilgiler. Ama hani bir yorum hali var. Şimdi artık gerçekten 1970 yılındaki gibi bilgiye ulaşma problemiyle yaşadığımız, hemhal olduğumuz bir dünyada değiliz ya. Bilgi artık, yani istersek YouTube'dan göz ameliyatı yapabileceğimiz seviyede bilgi artık çevremizde sıralı. Ama şunu fark edemiyoruz. Bir bilgiyi, mesela trigonometriye ihtiyacımız olduğunda gerçekten o bilgiyi anlayabilmemiz için, o bilginin bizde bir karşılığının olabilmesi için o bilgiye karşılık gelecek bir bilinç geliştirmiş olmaya ihtiyacımız var. Yani o bilgiyi karşılayan bilince sahip değilsek bilgiler sadece cebimizdeki taşıdığımız bozuk paralar gibi yük yapıyor, aynen, şıkırtıyor. Başka bir bilgisayarınızdaki bilgilerin bilgisayar için ne anlama geldiğine çok benziyor bu. Yani hiçbir anlama, bravo, gelmiyor. Hiçbir anlama gelmiyor, hiçbir işlevi yok. Bu bilinç oluşturma, yani hani ellerim yan taraftan gözükmüyor ama yani arka tarafta bir böyle bir duvar, background oluşturmaya çalışıyorum ellerimle. Bu bilinç oluşturma hikayesi de ancak uzun metinle gerçekleşiyor. Bu ister kurgu olsun, ister kurgu dışı olsun. Ve biz aslında ana sorun paketimiz, yani iletişim kurarken, bilgi üretirken, hayatı yaşarken, hani kıskançlıkla aşağıya gelen yorumlar var ya, ben niye bunu böyle düşünemiyor, yapamıyor, o bilmem ne olmuyor. Hayır, hiçbir fiziki eksikliğin olduğu için değil, hiçbir zihinsel, kişisel, karakteristik eksikliğin olduğu için değil, bilinç geliştirmediğin için o bilgiyi pozisyonlayamıyoruz. Bilgiyi alıyoruz, bilgiyi alıyor, ulaşıyoruz artık bilgi her yerde aradığımızda Google'a, hele artık Gemini'ye yaz, ChatGPT'ye yaz, sana bilgiyi harmanlıyor veriyor. De ben bu bilgiyi nereme sokacağım sorusunun cevabında bilinç, yani bunu karşılayacak, bu bilgiyi üzerinde bir puzzle gibi yerleştireceğin bir bilinç geliştirmediğinde o ilişkiyi sağlıklı kuramıyoruz. Bilginin bize yük olmaması için kitaba ihtiyacımız var. Eğer kitabı okursak bilgi bize yük olmuyor. Bilgi bizi aksine, yani olduğumuz atmosferi genişletiyor diye bir şeyde. Ama eğer bilinç geliştirmediysek, yani kitapla harmanlayarak uzun bir metinle algılamadıysak bilgi bize yük oluyor. Yani ezber, sırtımızda taşıdığımız, ezbere bilmek zorunda olduğumuz bir veri kalıbına dönüyor. Bunu hani bunun gerçekliğini anladığımızda, o yüzden hani bunun olduğu taraftan abi kitap zorunlu. Şimdi beraber bir şeyle ilgili sohbet edeceğiz. Uluslararası siyasetle alakalı sohbet edeceğiz. O yüzden Deniz Hoca'yla masaya oturduğumuzda Deniz Hoca herkesi dövüyor. Tamam mı? Bir şeyde. Çünkü ya onun bir geliştirdiği bilinç kalitesi var. Sen aynı bilinç kalitesinde değilsin. Bizim onlar düşmanımız bilmem ne dedim mi? Başka bir durum. Abi o konu o değil ki. Hani konuştuğumuz yer, seviye o değil, biçim o değil. Hani ya, dün, çok güzel bir duvar kitabını Deniz Hoca'nın, yeri gelmişken söylemiş olayım. Mesela duvar kitabına bakmak lazım. Yani sınırları neden koyuyoruz? Hücre varlığında toplumsal siyasi hayatımıza kadar sınırları nasıl geliştiriyoruz hikayesini toplum tarihinde, siyasi tarihinden anla. Şimdi o bilinçle dünyaya baktığında sınırları konuşmak, ülkeleri konuşmak bambaşka bir seviye oluyor. Bir üst level. Şimdi bu da profesör. Bu da bir profesör. Bir de geçenlerde yine Twitter'da birkaç sene evvel ortamda benimle ilgili köpürtülen bir habere bir başka profesörün verdiği tepki düştü önüme. Birisi ya retweet etmiş ya bir şekilde şey falan. Yani normalde kara sabana sürülmesi gerekirken akademiye girmiş olan arkadaşlardan biri. Milli eğitimdeki hocaların şeyi bu ateiste mi emanet ediliyor falan gibi. Şimdi bu böyle bu sloganik kafa zaten bizim esas problemimiz ya. Herkesin karşı tarafta şikayet ettiği aptallığın en bariz görünümü bu ya. Bu nereden kaynaklanıyor? Kısa metin manipülasyonu, slogan ihtiyacı, uzun zincirleri takip edememe, liderim ne derse o doğrudur deme, kendi aklını yürüterek, kendi aklını kullanarak, ana akıma ters de olsa, bulduğun sonuçta ısrar edip onun peşinden gidebilme. Neden diye sorabilme en basitinden. Biri bir şey sorduğunda, bir dakika kardeş nereden biliyorsun sen bunu? Nereden öğrendin? Kaynağın nedir? Delilin nedir? Diye sorabilme gibi birkaç adımlık bile akıl yürütmeyi kullanamayan insanların bu kadar fazla olmasının sebebi akademik bile olsa okuma alışkanlığı olmamasından kaynaklanıyor. Ben nice akademisyen biliyorum. Hakikaten maalesef okumayı vakit kaybı addeden, doktorasından sonra bütün her şeyi bir kenara bırakmış, profesörlüğün ve emekliliğin keyfini süren, orada profesörlük ve emeklilik derken ardından geleni kastetmiyorum,
biliyorsun karpuz gibi yattıktan sonra profesör olunup böyle beleşe maaş alınıyor ya, ülkede de pek sorulmadığı için ne yaptı? Onun keyfini çıkaran tonla insan tanıdım. Çok fazla var ve bu işte bir uzun düşünce zincirleri ve çetrefilli problemleri çözmek için tasarlanmış insan beyninin ve zihninin amacı dışında kullanıldığında ne rezil haline düşeceğinin aslında çok güzel bir örneği. Ya kitap okumak lazım falan filan demeye gerek yok. Yani etrafınızda lütfen kitap okuma alışkanlığı olan insanlara bakın. Bir de kitap okuma alışkanlığı olmayan insanlara bakın. Hangisinden olmak istiyorsanız karar verin yani. Bu kadar basit bir şey. Çok nettir yani. Yine de videonun başındaki vaadimizin kendisini yapmaya çalışalım. Yani bu alışkanlık nasıl geliştirilir hikayesi. Sen ortalama kitap okuma hiç abartmadan, hani böyle sembolik hale getirmeden, sen tempolu bir okuyucu olduğunu biliyorum, bir mantığı var. Bunun kabaca bir söylesene, bir ayın kitap okumayla alakalı neler yaparken, hangi aralıklarda, hangi davranışlarda nasıl okuyorsun, nerede okuyorsun? Abi her gün bir şey okumaya gayret ediyorum. Yani bir kere çantamda sürekli bir kitap gezdiririm. Bazen 3 haftada, bazen 4 haftada biter ama o mesela şu anda bir tane daha hiç başlamadığım bir bana gönderilmiş bir kitap var. İlgimi çekti. Bir kısa bir roman. Ona bir başlayacağım kısmet olsa. O çantamda geziyor şu anda. Fakat esas beni şu anda meşgul eden okuma işi ve en çok vaktimi alan kısım işte dijital okuyucularıma attığım PDF ve bir takım işte araştırma dosyaları var. Tez vesaire gibi. Onlarla ilgili 2 günde bir en geç, yarım saat olsun bir oturup okuma rutini oturtturmaya gayret ediyorum. Yani çok gezdiğim için bazen aksıyor ama gece geç yatmak pahasına 12'de 1'de o dosyalarımı açıp hangisinde kaldıysam, işte Goodreader diye bir uygulamam var, sürekli onda zaten nerede kaldığımı da gösteriyor bana. Onları parça parça okuyorum. Her gün bir şey okumadan uyumamaya gayret ediyorum ve mümkünse bu bir önceki gün okuduğum bir şeyin devamı olursa daha da tatlı oluyor. Hikayem böyle. Ha bu arada bir etki daha fark ettim. Ben senden de gaza gelerek biraz günlük tutmaya başladım tekrardan. Daha doğrusu günlük hadiseleri kaydediyorum. Bazen unutup 3-4 günü işte sonradan girdiğim oluyor yani şunu yapmıştık bunu yapmıştık gibi. Mütakip metinleri okuduğum günleri birbirine bağlaşık olarak daha iyi hatırladığımı fark ediyorum. Mesela akşamında bir kitabın sonra ardışık bölümlerini okuduysam o günler içerisinde olan şeyleri daha iyi hatırlıyorum. Çünkü zihnim orada kurduğu bağlantıyı muhtemelen gün içine de yayıyor gibi gözüküyor. Bu benim için yeni bir bulgu, heyecanlıyım. Şimdi daha evvel söylemiştim ve onu söylediğime hala utanıyorum ama benim olayım samimiyet biliyorsun. Suç ve Ceza'yı okurken son 3'te 2'sine geldiğimde duvara fırlatmıştım sinirden. Bu kitap bir türlü bitmiyor diye. Ona tekrar başlayıp böyle özellikle psikolojik bir gözetim gözüyle tekrar okumak istiyorum inşallah. Onda bu konuyu alışkanlığa hiç dönmedim. Senin söylediğin en son neydi? Ona başladım. O bir 10 dakika dinledim kaldı. Kemal Tahir'in evet. Köyün kamburu. Yes. Kamburu. Köyün kamburu tam böyle şey köylüyle papaz oldu oraya kadar dinledim. Oradan gerisine devam edeceğim. Spoiler vermeyeyim, eğlenceli gidiyordu. Ama işte sürekli gezme halinde olunca araba kullanmam lazım onları dinlemek için. Güzel oluyor. Bu arada gerçekten dinleme işi verimli. Mesela bana baktığında şunu kabulleniyorum. Günün içerisindeki yaşam planını okuma sistemine göre davranış değişiklikleri yapacak şekilde düzenlemezsen okuma gelmiyor. Yani normalde aynen. Bizim kent içerisindeki standart yaşam planı okumaya çok uygun değil. Bir kere seni devamlı mobilitede tutuyor. Kitap okuma stabilite gerektiriyor. Yani bir yerde oturacaksın, kitap okuyacaksın. Hatta kurgu dışı bir okuma yapıyorsan, yani bir bilgi ya da tecrübe kitabı okuyorsan not alman gerekiyor. Bazı kavramları geliştirmen gerekiyor falan. Yani hani öyle düşünmen gerekiyor. Ben kabaca şöyle ayırdım şeyi. Ben roman içeriklerini dinleyerek çok takip edebiliyorum. O yüzden bu yeni keşfim, hala Kemal Tahir'deyim bu arada. Yani Köyün Kamburu'nu bitirdim, Sağırdere'yi bitirdim, şimdi Karaduman'dayım falan, böyle hani devam ediyor bir hikaye şeyde. Çok iyi geldi bana Kemal Tahir bu arada. Yani hani başka bir durum var. Bir de buradan isyan etmek istiyorum. Lütfen Murat Anmungan'ların da Storytel'e gelmesini çok bekliyorum. Murat Anmungan yeni kitap çıkartıyor. Çok okuyacak vakit bulmakta birazcık zorlanıyorum. Yani hani bu konuyla alakalı küçük bir organize davranış yapma konusunda bizi izleyen arkadaşlardan yardım istiyorum. Biraz baskı yapalım Murat Anmungan'a. Şu yeni kitaplarına artık Storytel'den ulaşmak istiyorum.
bir şeydi. Roman işini dinleyerek ama günümü öyle düzenliyorum. Mesela günde 4 toplantım oluyor. Bu toplantılar çoğunlukla birbirinden farklı yerlere gitmemi gerektiriyor. Ben özellikle gitme sürelerini toplantıları verirken uzun olacak şekilde ayarlayıp yürüyerek, toplu taşımayı da kullanarak, vapur fırsatı varsa vapur fırsatını kullanarak falan, hani oraların hepsinde kitabı okumayla yürütüyorum. Çamaşır katlarken, çok nadiren de olsa ütü yapmam gerekirse, gömlek ütülerken şey yapıyorum. Bulaşık makinesini doldururken ya da boşaltırken, yemek ütü yaparken. Görmedim. Çok ilginç bir ütü yaparken. Abi hiç seksapal bir görüntü yok ama böyle çoğunlukla sabah panik halde gömlek olduğumda gerekiyor. Gömlek dışında bir şey ütülemiyorum ama şeydi. Yemek yaparken çok dinliyorum mesela, kitap bir şeyi dinliyorum falan. Buraları dinlemeye ayırdım. Bunun dışında ben de akşamleyin yatarken, İşte gün içerisinde daha sıkılmalı bölümler, yani bazen daha sıkılmaya müsait olan yerlerde daha stabilite istediği için de kurgu dışı okuyorum ağırlıklı. Oraya da onları dizdim. Şu anda 2030 yılı ile alakalı çalışılmış bir kitap var elimde. Mesela yakın gelecek tahminleri yapıyor. Bu arada onu sana vereceğim. O bence ortak akılda olması lazım bazı yaklaşımları, biçimleri. 2030 yılının sosyolojik yapılanmasını öngörmüş şimdiki sayısal veriler üzerinden. Güzel bir yaklaşım. Seveceğini tahmin ediyorum. Ya da böyle düşünme koşuna gidebilir. Yani fütürizmin reel hali, gerçekçi hali. Fütürizm diyecek, saçmalayan gelecek planlıyoruz ya. Bu öyle değil. Yani şimdiki veriler gösteriyor ki 2030 yılında yaşlılık oranı böyle olacak. Çocuk doğum oranı böyle olacak verisi üzerinden tahminler yürütme ya da olasılıklar oluşturma hikayesi. Böyle bir kitap verelim de. Ama mesela konvansiyonel kitap, yani elde okuduğum kitap not almalarda gerektiği için daha yavaş gidiyor şeyde. Bir de tablete uyanıklık yaptım. İşte mesela Bülent'in yeni kitabı var. Tanrı'nın Sırrı. Mesela Bülent'in yeni kitabının okumasını tabletten yapıyorum. İşte Uf'un senaryosu var, yönetmen bir arkadaşımız. Onun okumasını tabletten yapıyorum falan. Hani o da bir üçüncü opsiyon olarak. Hani kitap yerine tabletin kendisini kullanarak. Vallahi ben bu arada yeni Remarkable diye bir tablet aldım yurt dışından. Vallahi hiç fena gözükmüyor. Kindle'ın büyüğü gibi. Hem not almak için hem şey okumak için. Bir de onu deneyeceğim bakayım. Kindle aram çok hoş olmadı. Fazla küçük geldi böyle elde falan. Gayri ciddi bir alet yani. Yani ben ortalama normal kullandığımız iPad, yani Apple'ın tabletini o her şey için, çizim yapmak için, defter için, kitap okuma için, işte içerik izleme için ya da tüketme için kullanıyorum. Artık ona karar verdim. Yani yanıma laptop almıyorum gün içerisinde toplantılara çıkarken, tabletle çıkıyorum artık. Senden imrendiğim bir konuydu o. Şeyde o. Neyse bak, bir ayrımız oldu. Ben bu arada evde kitap okuma alışkanlığı için ben de çok işe yarayan bir şey önereyim. Kitap okuma koltuğunuz olsun. Benim ofiste bir tane var ya, Berger. O sadece kitap okuduğumda oturduğum bir yer. Dolayısıyla orada zihniniz okumaya oryant olabiliyor. Fiziksel mekanı şey yapmak önemli, ayarlamak önemli. Ya bir masanız ya bir şeyiniz olursa çok tatlış olur diye. Bunu da ilave edeyim unutmadan. Güzel derledik topladık diyorum. Eyvallah. Yani şöyle, bu aslında başkasına verir talkını kendi yutar salkımı bir konu değil. Ben şimdi bunu konuştukça aslında biraz daha bu konuda kendimi sıkmam gerektiğini fark ettim. Biraz daha okumam lazım. Bizim dezavantajımız, yani benim tarafta, çok konuşmanın maalesef okumaya ciddi bir sekte vurması durumu söz konusu, ama yani saçmalamamak için konuşurken okumaya biraz daha ağırlık vermek lazım. İnşallah yakın bir zamanda yoğun bir programla konuya giriyoruz bakalım inşallah. Murat Anmungan konusunun altını çiziyorum arkadaşlar. Yakından tekrar söylüyorum. Murat Anmungan'ın sesli kitabı istiyoruz. Baskı Berk yapalım. Buradan sevgili Storytel'e Berk'e mesaj gönderiyoruz. Baskı yapın. Alın onu.